Ama gece mesela anne diyerek ağlayıp uyandı oluyordu. Tabii öyle olunca ben de dayanamıyordum, üzülüyordum. Gündüz işte fotoğraflarını çok gösteriyorum unutmasın diye. Çünkü ilk 15 aylık dönemleri biraz küçüktü o zaman, tam bebekti. Aa baba. Annene. Aa baba. Babacığım annene. Baba. Yani bir savaşta bir kadına dokunmak, bir çocuğa dokunmak, yaşlıya dokunmak, hastaya dokunmak ne kadar savaş hukukuna aykırıysa, ahlaklı olmayan bir şeyse. Yani inandıkları dini geçtim, evrensel insani ahlaki değerlere bari uyup insanları toplumdan bu kadar ayırmayacak şekilde, bu çocukları bu kadar toplumdan soyutlamayacak, bu kadar psikolojik sorunlara sebebiyet vermeyecek şekilde bir çözüm getirmeleri gerekiyor. Git anlamayan nasıl? Git oradan. Balığa, zulüme, bu çocukların yaşandığı, katlandığı bu zorluklara bu toplumun en azından diğer ülkelerde gördükleri sıkıntılar kadar vicdanen rahatsızlık duyup tepki vermesi lazım. Hiç olmasa bu kadar insani vasfını sergilemesi lazım diye düşünüyorum. Yani böyle bir toplumun içinde var olmak beni rahatsız etti açıkçası. Hala da böyle keşke bu toplumun içinde olmasam dediğim çok zaman oluyor. Böyle bir ülkede bu yüzden ben hani bu sıkıntıları yaşamamış olsam dahi kendi eşime de söylüyordum. Yani hakkımda dava olmasaydı, bu sıkıntılar olmasaydı, yurt dışına çıkış yasağım olmasaydı benim bugün ben gel bu ülkeden gidelim derdim sana. Çünkü hiç mutlu değildim bu ülkede. Yani bu sıkıntılardan bağımsız. Hala da değilim. Ama mecburuz. Burada doğduk, burada büyüdük. Bazen çok kızdığım oluyor. Başka insanlar gibi çok tepki veriyorum bazı meselelere. Bu olaylar olduğu zaman da hani çok kızdığım şeyler oldu ama birisi gerçekten pişman olup her türlü kötülüğü bile ben şahsıma yapmış olsa pişman olup af dilerse benim hakkım helaldir herkese. Sıkıntı yok. Yani yargı önünde bir suçu varsa o ayrı mesele. Benim ismim Ahmet Yalçın, cezaevinde olan Elif Yalçın eşim, onun eşiyim. 31 yaşındayım. KK'lı değilim ama bu süreçte biz de etkilendik. Osmaniye doğumluyum, Aslen'e Aralıyım. Uzun yıllardır Kocaeli'de yaşıyorum. Küçük bir oğlum var, 26 aylık, Salihiniz. Annemle beraber bu süreçte birlikte yaşıyoruz. Eşim 5 Mayıs'ta tutuklanmıştı 2021'de. Yaklaşık zannedersem 10-11. Ayın içinde bir yıla yakın oldu tutuklu. Gebze cezaevinde. Yani sürecin bitmesini bekliyoruz. Bakalım bekliyoruz. Peki eşiniz tutuklandığında çocuğunuz kaç aylıktı? O zaman 15 aylıktı. Aralık doğumlu. Evet 15 aylıktı. O da şu an 26 ay oldu. İşte bir 11 ay oldu Elif gireli. Yani... Biraz zor oldu ama ilk zamanlar tabii küçük olduğu için çabuk unutuyor bazı şeyleri. Hı hı. Atlatıyoruz bir şekilde. O da iyi, biz de iyiyiz. Ama tabii yanına bazen verdiğimiz için onun zorlukları oldu. Git gel, sürekli bir ayrılık yaşadı. Tam bağlanma döneminde biraz psikolojik olarak bağlanma döneminde olduğunu. Eşim biraz okul öncesi öğretmen olduğu için pedagojiyi biraz daha iyi biliyor benden. O biraz ona üzülmüştü. Tam bağlanma dönemlerinde ayrıldık. İşte sürekli bir ayrılık yaşadı. Yanıma geldi, sizin yanınıza gitti diye. Onun bir zorluğu oldu ama atlattık bir şekilde. Yanında olduk. Sürekli oynayarak, zıplayarak unutmasını sağladık. Ya biz bu süreçler başladığında eşimle tanışmıyorduk. İkimiz de üniversite hayatında sonlarındaydık belki. Akrabalık var. Ablamın, eşinin, eniştemin tarafından eşim akrabalığı var. Öyle bir tanışıklık oldu. Daha sonrasından bu sürecin sıkıntılarını yaşadık. Bizim bir süreç başladıktan sonra nişanlandık. İkimizin de hakkında davalar vardı. Sonra o soruşturma geçirdi. Nezarette kaldı, çıktı, davası devam etti. Bir sene sonra ben soruşturma geçirdim, cezaevine girdim. Kandıra'da 3 ay kaldım. Sonra tutuksuz yargılandım. Tutuksuz devam etti süreç. Biz bir şekilde cezaevinden çıktıktan sonra ben işte nişan, düğün yaptık. Bu sürecin artık bu şekilde gideceğini, mecbur etkileneceğimizi biliyorduk. Artık hani kaderimize razı olup beklemek derler ya, bekledik yani ne zaman olacak bakalım dedik. İşte 11 ay öncesine kadar ilk onun haberi geldi. O benden önce başlamıştı süreci. Cezaevine girdi. Çocuk da olmuştu. Bu da arada işte çocuğumuz küçüktü.
O girdi çıktı, çıkmadı daha doğrusu. İşte ben de, bizim en büyük korkumuz ikimizin birden cezaevinde olmasıydı. Benim süreç Yargıtay'da. Yani eş, dost, akraba ilk başlarda daha uzak kaldı. Hatta hala çok sık sık görüştüğüm yok yani. Arayıp sorarlar, severler ama yani o eski şey yok. Eski samimiyet olmuyor tabii eşinle, dostunla. Üniversiteden arkadaşlarımla görüştüğüm kimse yok gibi. Liseden arkadaşlarım görüşen yok. Yani birçoğu memur. Hani mecbur kalmadıkça bağını kesti diyelim. Yani gidip selam verirsen ya da mesaj atarsan dönüş o kadar. Ama eş dosttan yana maalesef bu süreçte insanlar çok korku ikliminden etkilenerek çok fazla eski yakınlığı göstermedi. Ama biz tabii biraz daha konuşulan bir döneme cezaevine girdiğimiz zaman denk geldiği için kısmen böyle gördüğü zaman insanlar yakın davranabiliyor. En azından kendi vicdanlarını rahatlatmak için samimi davranma zorunluluğunu hissediyorlar kendilerinde. Ben çok umursamıyorum eşi, dostu, akrabayı. Yani damgalıyorlar, lekeliyorlar belli başlı haftalarla ama bu çok benim umursadığım bir şey değil açıkçası. Yani insanın vicdanı rahat olunca bunları kafaya takmamalı diye düşünüyorum. Takmıyorum da eşim biraz daha bu konuda benden daha şeydi, titizdi. İnsanların ne dediğini düşünen birisiydi. Ya belki o da cezaevinde fikirleri biraz daha yumuşadı bu konuda, çok umursamamaya başladı. Ama ben çok fazla düşünmüyorum eşim, dostum ne dediğini açıkçası. Ha, kimseyi de kınamıyorum. İçinde bulunduğu cehaleti farkındayım bazı insanların, hatta toplumun. Bundan dolayı kimseyi kınamak doğru mu değil mi onu bile bilmiyorum açıkçası. Yani bu kadar kirli bilgiye, bu kadar baskıya maruz kalan, bu kadar siyasetin ideolojisine baskıya maruz kalan insanların yani bazen cehaletine veriyorum bazı şeylerini. Ama bazılarını affedemiyorsun. Gözünün önünde olan, yani bizzat içinde sıkıntısını yaşadığı meselelerde hala körü körüne savunan insanları affedemiyorsun bazen. Çok oluyor yani etrafımızda. Savaşta her şey mübahtır diyen üniversite arkadaşlarım bile vardı. Ya ortada bir yanlış var, bir zulüm var, bir insanlara karşı bir tahakküm var haksız yere. Yani burada taraf tutmayı çok mantıklı görmüyorum. Yani yarın bir gün sana da gelecek. Fikrin, ideolojisinin ne olduğu önemli değil. Yani bir zulüme ses çıkardığın an yeni bir zulüm başlayacak. Sen bunu görüyorsun. Eninde sonunda bir sesini çıkaracaksın bir şey. Çünkü senin yakına geldikçe senin sesinin tonu artacak. Ve birçok insan böyle oldu yani. Yakınına geldikçe o çıkardığı sesten etkilenip kendisi de sıkıntı yaşayınca bazı şeylerin farkına vardı. Nitekim böyle akrabalarım da oldu yani. Çok seviyorum. Hani her baba evladını sever ama ben böyle arkadaş gibi sürekli onunla oynuyordum zaten. Bana da çok bağlıydı. Eşime de çok bağlıydı. Biz sürekli vakit geçirmek zorunda kaldık. Yani dinlenemedim. İşten çıkıyorum, geliyorum evde. Anneme alışması biraz zaman aldı. Eşim cezaevine girince annem yanıma taşındı. Eşyalarını bir depoya kaldırdık. Annem kiracıydı. Öyle olunca yanıma geldi. Ben işteyken onunla ilgilenmek için. Alışması süreci geçtikten sonra şu an annemle, hani ben olmasam bile sıkıntı olmuyor ama ilk gün, ilk zamanlar yani ben işten gelmemi bekliyordu. Benim işe gitmem çok zor oluyordu. Yani sabahları bırakmıyordu işe gideyim. Bana hani annesi olmayınca bana çok bağlandı. O ayrılık fobisini yaşadı o yaşta. Annesinden ayrılman, bir de ben bir yere gittiğim zaman yani evin içinde oda değiştirmek bile çok zor oluyordu benim için. Paçama yapışıyor, bırakmıyor baba falan. Ayrılmaktan çok korkuyordu. O yüzden işten geldiğim zaman da yatana kadar ben ilgilenirdim. Zaten annesi cezaevine girdiğinden beri benim birlikte uyuyoruz yani. Kendi odasında uyumuyor. O yüzden hani bakımlarını, ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Akşamları ilgileniyorum. Ha, bunu zevk alarak yapıyorum evladım tabii ama annenin babanın ikisinin birden evladıyla ilgilenmesi başka, babanın tek başına bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye çalışması daha zor oluyor. Ama dediğim gibi annemin varlığı benim için büyük şanslı. Annem çok yardımcı oldu özellikle ben evde yokken. İlk zamanlar çok mesela gece uyurken anne falan diye, çünkü o dediğim gibi bağlanma dönemi, annesinin bir anda yokluğu, bir anda gidişi, çocuk kafasında duyduğunu anladığı ama konuşamadığı bir dönem yaşıyor. Duyduğunu kısmen anlıyor. 15 aylıkken birçoğunu anlıyor. Şu anda hala tam konuşamıyor ama duyduğunu birçoğunu anlıyor. O yüzden kendini ifade edemeyişi sorgulayamıyor çünkü. Bir şeyleri hissediyor. O ayrılığı, o sıkıntı hissediyor ama bir şeyler soramıyor çocuk kendi içerisinde. Böyle olunca da kendi içinde yaşıyordu muhtemelen bazı şeyleri. Bebekliğinin verdiği unutkanlık oluyor. O iyiydi. Ama gece mesela anne diyerek ağlayıp uyandı oluyordu. Tabii öyle olunca ben de dayanamıyordum, üzülüyordum. Gündüz işte fotoğraflarını çok gösteriyorum unutmasın diye. Çünkü ilk 15 aylık dönemleri biraz küçüktü o zaman, tam bebekti. Annesini unutacak diye annesinin de çok büyük korkusu vardı. Annesinin en büyük şeylerinden birisi hani çocuğum bensiz büyüyecek falan filan.
Ben onu hep böyle rahatlatıyordum. Her gün senin videolarını izliyoruz yatmadan. Her gün senin fotoğraflarını öptürüyorum çocuğa, merak etme falan diye. Onu bir şekilde öyle rahatlatıyordum. Yani o da öyle oldu. Her gün anne anne fotoğraflarını, telefonu ben ne zaman elime alsam anne baba anne annemi aç falan. Yani biraz zorlandık ama şimdi çocuk kabullendi. Annen burada değil, gelecek. Ben her gün yatmadan bu konuşmayı yapıyorum onunla. Oğlum annen yanımıza gelecek, merak etme. Annenin bir yere gitti, işi var. İşi bitince yanımıza gelecek. Biz zaten seninle bazen onu görmeye gidiyoruz, biliyorsun. Her ziyarete götürüyorum ben oğlum. Anneyi her gün zaten her hafta gidiyoruz görmeye. Onun işi bittiği zaman o gelecek bizim yanımıza. Birlikte yaşayacağız, merak etme falan diye. Beni anladığını bildiğim için o çocuğun. Sürekli bu şekilde konuşup onu rahatlatıyorum. O da anlıyor, yani hissettiğini anlıyorum. Bu şekilde sürekli annesinden bahsedip onun videolarını, fotoğraflarını göstererek, bir de çok fazla ilgilenip oynayarak, çok fazla eğlendirmeye çalışarak, yani unutmasını sağlamaya çalıştık. Biraz fazla efor sarf etmek zorunda kaldık. Bu biraz yoruyordu bazen psikolojik olarak ama çok şükür çocuğun psikolojisi şu an iyi yani. Ya annesi ilk gittiğinde zaten fikri çocuğun yanıma almaktı. Aslında biz bu süreci yaşayacağımızı az önce de söyledim, bildiğimiz için öncesinde konuşuyorduk. Yani bak yarın bir gün olacak belli. Senin dosyan benden daha önde gidiyor. Türkiye'de adalet yok. Sen muhtemelen cezaevine gireceksin. Ben muhtemelen cezaevine gireceğim. Bu durumu yaşayacağız. Bak insanlar yaşıyor. Böyle bir durum olursa ne yapacağız? Yani çocuğun yanına alacak mısın? Şimdi ben 3 ay kısa da olsa bir tecrübem vardı Kandıra'dan. Çocuğa uygun bir ortam değil. Bu çocuk oynamak isteyecek. Her tarafın beton, demirden olduğu, halının olmadığı bir yerde. Kaç kişinin kaldığı belli değil. Yatak olacak mı belli değil. Böyle bir ortamda bu çocuğu yani yanına alacak mısın, emin misin diye konuşuyorduk. O da Ahmet ben evladımdan ayrılamam falan diyordu. O da çok düşkündü doğal olarak anne. Bunları konuşuyorduk. Yanına alma fikri hep vardı. İçeri girdikten sonra hala bu fikri devam etti. Karantina süreci oldu. O süreç uzadı. Bir ay falan sürdü. Süreç bitip cezaevine koğuşa girince evladımı alacağım yanıma dedi. Yanına aldı. Biz verdik sonra, daha sonra. Baktık ki gerçekten çok zor oluyor. Çocuğun içeride oynaması sıkıntı, yatacak yer sıkıntı. Çünkü eşim ilk gittiğinde ranzada yatmıyordu, yerde yatıyordu. Yeri belli değil, dolaplar yok, dolap yetmiyor. Kalabalık bir ortam. Bu tarz sıkıntılar yaşayınca oyun oynayacak alan yok. Tam oyuncak var Gebze cezaevinde, çocuklar, kadın cezaevi çok olduğu için oyuncaklar falan sıkıntı değil. Ama şartları ağır, her şeyi yemiyor, her şeyi içmiyor. Alternatifin yok çocuğu beslemek için. Ya da eğlendirmek için. Bir de pandemi şartları. İçeride kreşe çıkaramıyorsun. Çocuklara verilen imkanlardan faydalanamıyorsun. Pandemi şartlarından dolayı bunların hepsi askıya alınmış durumda. Bu da olunca vazgeçti. Ben kendi nefsim için çocuğa bunu yapmayayım. Çocuk burada zor günler geçirecek. Deyip geri verdi bize dışarı. Pandemiden dolayı biz de mesela birkaç ayda bir özledikçe, dayanamayınca hasretine evladımı getirin diyor mesela, bize haber veriyor. İçeride konuşuyor oradaki psikososyal bölümüyle, yönetimle. İçeri gidiyor. Beraber dışarıdan en ufak bir temasta karantinada kalıyorlar. Hastaneye çıkan ya da dışarıya girip çıkan. 2 hafta bir karantina koğuşları oluyor. Orada kalıyorlar. Bizde o mesela birisi çıkıyor ya da birisinin bir çocuğu girecek içeri falan. O ara karantinada kalacak. Birkaç defa böyle yaptı. Hazır karantina için koğuş açıyorlar. Salihinesi getirin siz de. 2 hafta biz onunla karantina koğuşunda vakit geçirelim. Ben kendi koğuşuma geçerken size veririm geri diye. Koğuş da zorlanır. Karantina koğuşunda 1 ya da 2 kişi kendisiyle beraber sadece karantina olanlar kaldığı için sayı az. Daha geniş bir alan, rahat, uyuyacak yeri var falan. İlgilenirim, oynarım. Şartları daha hafif öbürüne göre. O şekilde geri veririz diye konuştuk. Birkaç defa böyle yaptık dönem dönem, birkaç ayda bir. Veriyoruz, hasret gideriyorlar. Birlikte oynuyorlar 2 hafta karantina koğuşunda vakit geçiriyorlar. Sonra bize geri veriyor, gidiyoruz alıyoruz. Zaten yazı imzalatıyorlar kısa vadede alışveriş yasaktır diye. Pandemiden dolayı. İlk zamanlar ayrılık işte. Mesela bizden ayrılıyor. Gidiyor annesinin yanına. 2 hafta orada. Oradan sonra 2 hafta sonra bir daha çıkıyor. Başka birilerinin kucağında ağlayarak geliyor. O ayrılık sürecinde yine ilk küçükken daha zordu. Çünkü mesela annesinin yanından geldiği zaman yol boyunca konuşmuyordu ilk ayrılık zamanlarında. Yol boyunca arabada susuyor. Ben çünkü çok eğlenceli, çok konuşkan bir çocuk. Onu biliyorum. Yolda, arabada falan ben böyle sürekli onu oynatmaya, eğlendirmeye çalışıyorum. Yani onun o psikolojik bir sıkıntıya mı girdi acaba diye. Ya psikolojik olarak etkilenmesi bize en çok şey yaptı. Korkutan şey oydu yani. Çocukta kalıcı bir hasar bırakır mı, benim en büyük korkum oydu. Şimdi yol boyunca konuşmuyor, sessiz kalıyor, etrafa bakıyor falan. Açılması ilk baş bir haftayı buldu. Sonraki gidişinde 3-4 gün falan derken şimdi gidip geldiği zaman o ayrılık sürecini atlatması belki 1-2 günde normal hayata adapte oluyor. Yine bazı şeyleri anlamlandıramıyor. Annemin yanına gittim, babam yok. Babamın yanına geldim, annem yok. Yine annemden ayrıldım falan. Kafasında bir şeyler soruyor.
Bu ayrılık süreçleri tabii çocuğu etkiliyordu ama dediğim gibi orada da eğlenceli, burada da oynayarak, vakit geçirerek atlatıyoruz bir şekilde. Ama sen içtin oğlum. Başla. Kapattın mı gözünü? Ama kapatma. Attı. Uçtu. Hadi bir, iki. Şimdi cezaevine girince birkaç kişinin herhalde Gergerlioğlu'yla mektuplaştığını falan orada söylemişler. Senin çocuğun çok küçük, daha 15 aylık, hani emziren bir annesin. Yani bu durumu bir şekilde gündeme getirebilirsen belki ev hapsi falan ihtimali var. Düşük de olsa ben çok inanmadım açıkçası. Böyle bir nasıl diyeyim, insan hakkına önem verilmeyen bir ortamda böyle bir şeyin olacağını çok düşünmedim ama olanların olduğunu söylediler. Hani Gergerlioğlu da bunu dile getirebilecek vekil olarak hem mecliste hem medyada bu tarz şeylerle ilgilenen, mektupla cevap veren, o gelen mektupları dile getiren, ilgilenen bir insan. Çok değerli bir insan Gergerlioğlu. Bu da o şekilde söylendiği için ona mektup yazıyor. Zaten öncesinde takip ettiğimiz, eşimle beraber takip ederdik, o da benden bilirdi daha çok. Yazıyor, durumu anlatıyor. Ben böyle böyle küçük çocuğum var. İşte hani cezaevine girdim, çocuğum emziren bir anneydim. Küçük bebek daha, anneye ihtiyacı var gibisinden sıkıntısını anlatıyor. Gergerlioğlu da sağ olsun, benim haberim yok bu durumdan. Bana ulaşmaya çalışmışlar Elif Hanım'ın eşi falan diye. Ben o hafta ziyarete gitmemiştim. Başka kişileri göndermiştim zannedersem. Ulaşmaya çalıştılar falan. Ben bir sonraki ziyarete gidince haberim oldu. Orada eşimin kendi cezaevinden yakınları da geliyor, görüşüyorlar dışarıdan. Onlar söyledi böyle böyle bir durum var falan. Ben ondan sonra girdim. Gergerlioğlu normalde takip ediyorum ama o paylaşımını görmemişim. Gergerlioğlu biraz çok şeye değindiği için tweet sayısı fazla oluyor. Bazıları gözden kaçıyor. Sonradan geçmişe dönüp gördüm. Ona mesaj attım. Eşim size mektup yazmış falan filan diye. O da durumu anlattı. Ondan sonra bir defa daha herhalde mektuplaşmışlar Gergerlioğlu'yla. Biz Gergerlioğlu'yla Kocaeli milletvekili olduğu için burada Kocaeli KHK platformuyla bir akşam çay içebiliriz diye paylaşım yapmıştım. O yine buluştuk. Orada da belirttim ben Elif Hanım'ın eşiyim diye. Ondan sonra tekrar mektuplaşmışlar, eşinizle görüştük falan diye. Çok yakinen ilgilendi, çok sağ olsun. Gündem de oldu, dile de getirdi. Ama işte her şey sonuç almak değil. Önemli olan bunların duyurulması, bunların bilinmesi, insanların yaşadıkları bu sıkıntıların var olduğunu. Çünkü ilk başlarda var olduğunu bile kabul etmiyordu insanlar. Yani benim yakınlarım cezaevinde 25-30 kişi kalınıyor, haberlerine itibar etmiyordu. Ben cezaevine gelip çıkınca sustular. Ondan sonra işkencelere itibar etmiyorlardı. Ya kendi koğuş arkadaşlarıma... İşte yok, bazı memurlar falan vardı. Onlar, ya bak bu adam işkence görmüş, kendisi anlatıyor. Ya işte etraftaki insanlar ancak yaşadığında, kendi gözleriyle birebir şahit olunca bazı şeyleri inanmaya başladılar. O yüzden biz de konuşulmasının, yaygınlaştırılmasının doğru olduğunu düşünüyorum ben açıkçası her zaman. Özellikle mesela İstanbul seçimlerinde bile öncesinde bir farklıydı Türkiye'deki iklim. Orada işte bir artık herkes konuşacak muhabbetinden sonra biraz daha insanlar Türkiye'nin sıkıntıları hakkında daha cesur paylaşımlar yapıp konuşabilmeye başladı. Onun öncesinde sadece KHK platformları ya bu tarz sıkıntılar üzerine, bu sıkıntıları derinden yaşayan insanların bir kısmı, çok küçük bir kısmı cesur bir şekilde eleştiri yapıyordu. Ya da belli başlı fikirdeki insanlar. Çok azdı yani. Hala da belki çok az. Ama belli başlı olaylar üzerinden daha fazla insan konuştuğu zaman bu yaygınlaşıyor. Yani daha fazla insan duyuyor. Bizzat gördüğü bir kişiden bir şey duyduğu zaman... Aa evet, bu gerçek, bunlar varmış demek ki diyebiliyor. Öbür türlü inanmak istemiyor ülkemizdeki insanlar birçok şeye. Yani sağcı solcusu fark etmiyor. Gerçekten bazı şeylere insanlar bu ülkede olduğuna inanmak istemiyor yani. Bizzat görmesi gerekiyor. O da ilginçtir. Yani sosyal medyanın çok kötü bir algısı da yapıldı ülkemizde. Oradaki haberlerin bazılarını inanmak istemiyor insanlar. Yani işkence haberleri bir dönem çok döndü, hatırlıyorum. Hatta ben cezaevine girmeden önce bile dönüyordu sosyal medyada. İnsanlar inanmıyordu yani. Bunlar propaganda. İşte FETÖ tabirini sevmesen de bunun propagandası, ülkedeki insanların kendilerini mağdur göstermek için uydurdukları yalanlar, cezaevinden gelen mektuplar gerçek değil, onlar birileri tarafından yazılıyor, bunlar yalandı olan. Sosyal medyada görüyordum bu tarz şeyleri. Ama Türkiye'deki şu anki iklimde bunların artık varlığı gerçek. Bir kısım onlar hak ettiler, bir kısım ise ya bunların giderilmesi gerekiyor gibisinden bir ayrışma var şu an. Ama en azından mecliste kadar girip konuşulmaya başlandı Gergerlioğlu dışında. Valla ben bir dönem çok istedim yurt dışına gitmeyi. Ya bu yaşadığım sadece sıkıntıların dolayı değil, Türkiye toplumunu ve Türkiye'deki şartların bu kadar kötü olduğunu, toplumun bu kadar körü körüne yanlışa destek vermesini, yanlışlara destek vermesini kabullenemedim uzun bir süre.
Yani böyle bir toplumun içinde var olmak yani beni rahatsız etti açıkçası. Hala da böyle keşke bu toplumun içinde olmasam dediğim çok zaman oluyor. Çünkü bu kadar devletçi, bu kadar böyle kişilere bağlı, bu kadar yanlışları savunan, bu kadar çok farklı görüşlere kapalı. Yani insanlarla oturup konuşamıyoruz. Bu son dönemin ideolojik bölünmesiyle de alakalı. Toplum çok kamplara ayrıldı. İnsanlarla sohbet edemiyorsun, dertleşemiyorsun, kendi sıkıntını anlatamıyorsun. İnsanlar damgalanıyor. Yani bu Kürtçü, bu FETÖ'cü, bu başka bir şeyci, bu Alevi falan. Bu kadar damgalamanın, bu kadar ayrışmanın olduğu bir toplumda insan kendini huzurlu hissetmiyor. Yani hem sosyal anlamda mutlu değilsin, hem statü olarak mutlu değilsin, hem insan olarak kendini değerli hissetmiyorsun bu ülkede. Yaşadığım sıkıntılardan bağımsız olarak söylüyorum. Ya böyle bir ülkede bu yüzden ben hani bu sıkıntıları yaşamamış olsam dahi kendi eşime de söylüyordum. Yani hakkımda dava olmasaydı, bu sıkıntılar olmasaydı, yurt dışına çıkış yasağım olmasaydı benim bugün, ben gel bu ülkeden gidelim derdim sana. Çünkü hiç mutlu değildim bu ülkede. Yani bu sıkıntılardan bağımsız. Hala da değilim. Çünkü iki arkadaş bir araya gelip dertleşemeyecekse, sohbet edemeyecekse o ülkede insan olmanın bir anlamı yoktur yani. Sosyal medyada ya da herhangi bir platformda her düşündüğünü dile getiremiyorsan o ülkede insan olmanın bir anlamı yoktur. Yani bütün normal sosyal haklardan mahrumsun. Yani birilerinin fikirlerine sahip değilsen. Yani bir insan kalkıp birinden rahatsız olup ona bir damgalayabiliyor. Bunlar çok yaşandı. Yani iki normal sıradan insan problem yaşayınca bu FETÖ'cü ya da bu bilmem neciliği şikayet ettiği zaman öbür insan hakkında işlem başlatılabiliyor bir ülkede. Çünkü damgaların olduğu bir ülkedeyiz. Bu ülkede yaşamak o yüzden özellikle son 5-10 yıldır çok mutlu etmiyor beni. Ama mecburuz. Burada doğduk, burada büyüdük. Bu coğrafyaya aitiz. Bir şeylerin düzelmesini isterim. Ben kindar bir insan değilim. Bazen çok kızdığım oluyor. Bazen başka insanlar gibi çok tepki veriyorum bazı meselelere. Bu olaylar olduğu zaman da hani çok kızdığım şeyler oldu ama hani birisi gerçekten pişman olup her türlü kötülüğü bile ben şahsıma yapmış olsa pişman olup af dilerse benim hakkım helaldir herkese. Sıkıntı yok. Yani yargı önünde bir suçu varsa o ayrı mesele. Ama şahsi olarak bir şeylerin düzelmesini, insanların kucaklaşması için sen bunları unutman gerekiyor meselesinde problem yok ben orada. Yani bir insan gelip bana hakaretler ettiyse yarın bir gün pişman olup geldiği zaman tamam hala hakkım helal olsun. Sıkıntı yok. Yeter ki gerçekten pişman ol. Gerçekten fikrin değişsin. Gerçekten bir şeylere üzül yani kalben. Bunları gördüğüm zaman önemli değil ama ülkede bunları görebilecek miyiz? Ne zaman görebileceğiz? İnsanların birbirini kucakladığı. Ondan emin değilim. O yüzden toplumda çok mutlu değilim açıkçası. Gerçekten affedebilecek misiniz? Yani o kadar hasta tutuklular oldu. Mesela hayatını kaybedenler oldu. Meclisten geçerken değil. Ölenler oldu. İşkence görenler oldu. Yani bunları unutabilecek misiniz? Ya ben şöyle düşünüyorum. O işkenceyi yapan insanların kalpten pişman olacağını zannetmiyorum. Yani bazı şeyleri yapan, bazı şeyleri gerçekten söyleyen. Mesela bir tane gazeteci miydi? Bir kadın vardı. Ben komşularımı fişledim. İşte bir daha böyle bir şey olursa kimi öldüreceğimi biliyorum. Silah, ailem falan filan. O tarz bir açıklama. Ya ben böyle bir insanın pişman olacağını düşünmüyorum. İşkence yapan bir insanın, bir insana işkence yapan, kendi elleriyle yapan bir insanın o kalp olgunluğuna erişeceğini düşünmüyorum. Tabii onu ben bilemem ama kalpten bir şekilde pişman olan, yani ben burada Peygamber Efendimiz'e örnek almayı tercih ediyorum. Yani kendisine o kadar yapılan şeylere rağmen gerçekten pişman olan insanlara kin gütmemiş. Yani unutmayı tercih etmiş. Ben gerçekten pişman olan bir insan olursa geçmişi yaptığı hukuksuzluklarla yargılanmalı, o ayrı mesele. Ama bireysel olarak mesela bana gelip bir insan hakaret etti ya da sen şucusun, yok siz soruları çalarak üniversiteyi kazandınız, yok bilmem ne. Arkadaş dershaneye giden soruları çalmak ne alakası var, ben onu anlamıyorum. Yani gel bugün aynı sınava girelim, ben sana nasıl yaptığımı gene göstereyim. Ya da o başarılı insanlarla gir, sana başarısını ispatlasın tekrar. Yani ama bu iftiraları göz göre göre atan insanlar oldu. Arkandan konuşan. Ben bu tarz şeylerde hani şahsıma yönelik şeyler de geldi kulağıma. Gelip konuştukları zaman ya da pişman olan bir insan olursa tamam derim. Yani oku meseleyi uzatmayı çok düşünmem ama dediğiniz şekilde olan insanların birçoğunun ben pişman olacağını düşünmüyorum. Yani o kalp yapısına, o ruh yapısına sahip olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca işkence yapan insan işkence insanlık suçu. Yani sen kalpten onu affetsen bile onun yargılanacağı gerçeği var ortada. Yani o yargılanmaya karşı değilim. O ceza almasına karşı değilim. Çünkü bazı suçlar anayasal suç, insanlık suçu. Ama bireysel olarak kin tutmayı, bu kadar bazı şeyleri unutmamayı çok doğru bulmuyorum. Belli başlı seviyeye kadar tabii. Yani mesela bu ülkenin idarecileri ya da bu bizzat bu işi destekleyen, bile isteye yapan, atıyorum emniyet mensubu şu, bu farklı görevdeki insanlar kalkıp da ya kusura bakmayın böyle yanlışlar da yaptık dedikleri zaman bunun affedilir yanı yok. Yani sen bunu bile isteye yaptın. Senin pişmanlığın
Ben emin olmam yani orada. Pişmanlığından emin olduğum, cahilliğine vereceğim insanların yaptığı bir pişmanlığı görürsem o zaman affederim. Yani bir savaşta bir kadına dokunmak, bir çocuğa dokunmak, yaşlıya dokunmak, hastaya dokunmak ne kadar savaş hukukuna aykırıysa, ahlaklı olmayan bir şeyse. Yani inandıkları dini geçtim, evrensel insani ahlaki değerlere bari uyum. En azından buradaki çok zor durumda olan bazı şeyleri insanın, yani toplumsal bir varlık sonuçta insan. İnsanları toplumdan bu kadar ayırmayacak şekilde, bu çocukları bu kadar toplumdan soyutlamayacak, bu kadar psikolojik sorunlara sebebiyet vermeyecek şekilde bir çözüm getirmeleri gerekiyor. Yani bunu kendi evladım için demiyorum. Yani yaşlı başlı insan, 80 yaşındaki insan cezaevinde vefat ediyor. Kanser hastası insan cezaevinde işte vefat ediyor, sıkıntılar yaşıyor. Ya bu insanların dışarıda olmasının devlete bir zararı yok. Diğer insanların dışarıda olmasına devlete bir zararı yok. Yani bu sürecin baştan sona tartışılacak bir yanı yok bence ama yani devlet kendini en azından risk bazen işte görüyoruz devlet yetkilileri. Kendilerini tehlikede görüyorlar güya. Bence halka sattıkları bir ürün bu, malzeme. Ama burada insanların bu konuda devlete isyan etmeleri lazım. Yani burada AK Partili ya da CHP'li fark etmezsin. Bütün parti mensupları, herhangi bir toplum üyesi olan herkesin ya bakın bu insanların devlete zararı yok. En azından bu çocukları ya da anne babalarından ayıran bu çocukları, hastaları, yaşlıları bu mağduriyetleri ilk aşamada giderin. Diğerleri için diyalog ya da süreç devam etmeli, zaten bunlar bitmeli ama ilk aşamada bu zorluktaki şeylerin bitmesi lazım. Yani çocuklar bizim geleceğimiz. Yani bunlar yavrular. Bu belki 10 yıl sonra seni bugün mağdur ettiğim bir çocuk ülken adına gurur verici şeyler yapacak. Ki bundan şüphem yok. Yani birçok çocuk hala dışarıda, okulun en başarılı öğrencileri falan, babası içeride, annesi ilgileniyor. Annesi içeride, babası ilgileniyor. Yani bu çocuklar senin geleceğin. Bu çocuklara bu zulmü yapmak doğru değil. Bugün nasıl Çin'de olan çocukların yaşadığı zulümlerden biz vicdanen rahatsız oluyoruz ya da başka ülkelerde, Suriye'de, Filistin'de fark etmeksizin. Ya ülkemizde yaşanan bu zorbalığa, zulüme, bu çocukların yaşandığı, katlandığı bu zorluklara bu toplumun en azından diğer ülkelerde gördükleri sıkıntılar kadar vicdanen rahatsızlık duyup tepki vermesi lazım. Hiç olmasa bu kadar insani vasfını sergilemesi lazım diye düşünüyorum. Başka türlü olmaz yani. Hep sen, ben, siz, biz, yani bizim kendi aramızda dertleşmemiz bir şeyi çok fazla değiştirmeyebiliyor. Bu farklı insanların, senin gibi düşünmeyen insanların da senin gibi bazı şeylere vicdani yandan yaklaşmasıyla değişebilecek bir şey. Yani külli bir irade haline gelip insanların toplu bir şekilde bir şeyden rahatsız olması gerekiyor ki yukarıdaki vicdanı körelmiş insanlar bunu duymak zorunda kalsın. O yüzden ben karşı düşüncede olan herkesle diyaloğun kesilmemesi, düşmanca tavrının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani her şeye rağmen insanlarla diyaloğu sürdürüp bak kardeşim böyle şeyler var, bak çocuklar böyle zulüm görüyor, çocuklar böyle anneden babadan ayrı kalıyor, bu psikolojik travmaları yaşıyorlar diye bunları onlara göstermek lazım. Sen şöylesin, sen böylesin, sen Allah senin belanı versin, sen işte çok kötü insansın, siz bu zulümleri böyle yaptınız falan dedikçe insanlar seni dinlemez. Kimseyi dinlemezler. Haklı dahi olsa bunu söyleyen insan, karşı taraftaki insan kendisine bunu söylenmesini kabul etmez. Kendisi onu yapmış dahi olsa dinlemez karşı tarafı. Yani suçlayıcı tavır herkese karşı yapılmamalı bence. Yani eğer bir insanın fikrini değişeceğini düşünüyorsan ve onun konuşmasının topluma bir faydası olacağını düşünüyorsan bence o insanı kazanma yoluna gidilmeli. Yaptığı hatayı görmesi sağlanmalı. Yaptığı hatayı görüp pişman olan bir insan tam tersi bu sürece katkı sağlayabilir. Ben bu tarz bir davranış modelinin bu olayların çözülmesinde faydalı olacağını düşünüyorum. İnsanlara da bunu hissettirmek gerektiğini düşünüyorum. İnsanların da bu açıdan bakması gerekiyor.